Serap Hanım. Zeki Aygül'e çalışma saatini yine değiştirdi. Eskisi gibi gene 12 saat çalışacaksınız diyor. Mesailer de ödenmeyecekmiş. Buna izin vermeyeceksiniz değil mi? Bizi siz anlıyorsunuz. Yalan söylüyor. Güya senin haberin varmış. Yalan söylüyor. Haberim var. Nasıl yaparsınız? Hani bizden taraftınız? Sözünüz yok muydu? Mecburum. Başka çarem yok. Sizin iyiliğiniz için. Size inandıydık. Güvendiydik. Güvenimiz boşa çıktı. Açılın, yol verin Serap Hanım'a. Çekilin. Çekilin yoldan. Aç, aç, aç yolu. Eşkıya mısınız başımıza? Açıl. Çekil, çekil. Sen de, çekil şuradan. Hadi, hadi. Ramazan'ı gördün mü? Şeytan görsün yüzünü. Öyle de mi? Şeytanla ne işi var onun? Melek gibi adamdı. Benimle ne işi var? Bana niye soruyorsun? Kiziri miyim ben? Ya belki bir yerde tesadüf etmişsindir diye sordum. Dünden beri ortada yok da. İşte. Desene kurtulduk. Ya. Ne kötülüğünü gördün ki garibin? Aman, iyiliği de kötülüğü de olmaz olsun. Hem siz kavga edip durmuyor muydunuz? Ne aranıyorsun şimdi? Belanı mı? Teessüf ederim. Arkadaşım hakkında böyle konuşmayın lütfen. Kendi yok, Allah var. Has adamdır. Allah Allah. Sizin arkadaşlığınıza da akıl sır ermiyor. Bir gün kedi köpek gibi, bir gün can ciğer kuzu sarması. Hiç çomaksız olur mu hiç? Ramazan, neredesin? Nerede? Nerede? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Duydunuz mu? Hamza'yı görmüşler. Hamza'yı mı görmüşler? He. Nerede görmüşler Hamza'yı? Adana'da jandarmalar kovalamış. Yakalamışlar mı? Yok, yine kaçmış. Abi. Eyvallah. Eyvallah. Çok güzel oldu. Hadi bakalım. Anne, ağlıyor musun? Hamza'ya ağlıyorsun değil mi? Ne hakkın var onu ağlamaya? Hayatımı mahveden adama. Artık ne o benim abim ne de senin oğlun. Bir şey mi vardı? Evet, şey. Zaloğlu hanımın. Hiçbir şey yemiyor, ağzına lokma koymuyor. He, erip gidiyor. Bir hal olacak diye korkuyoruz. Bu muydu söyleyeceğiniz? He. Buydu diyeceğimiz. Ben de bir şey var sandım. Başka bir mesele var mı? Yok. Başka bir şey yok hanım. İyi. Çıkabilirsiniz o zaman. Emmi, beni çağırtmışsın. Evet, vakit tamam. Hava kararmak üzere. Yolda bekleriz artık. Heh. Hop, ağır ol bakalım hemşerim. Nereye böyle? Bineceğim işte. Gitmeyeceğim mi? Gideceksin, gideceksin de arkada. Koyunların arasında. Ne? O kadar da değil hemşerim. Ya nasıl giderim koyun sürüsünün arasında? Katı süratle olmaz. Birinci sınıf kompartımanı ayarlayamadı. Kusura kalma.
Elini kolunu sallayarak mı kaçacaksın sandın? Jandarma dayak kuzu halinde. Hadi şimdi geç bakalım kasaya, koyunların arasına. Hamza'nın yakalanmasıyla alakalı elimizden geleni yapıyoruz. Partimiz bu konuda jandarmaya baskı yapıyor. Vali Bey de bu konuyla yakından alakadar oldu. Partinin bu konuyla yakından ilgilenmesine çok seviniyorum. Teşekkür ederim. Muzaffer partimiz için çok mühim bir insandı. Onun aramızdan ayrılması partimiz için de büyük kayıp oldu. Ben de Demokrat Parti'ye üye olmak istiyorum. Üye mi? Evet. Olamaz mıyım? Yok, şaşırdım sadece. Senin politikayla ilgilenebileceğini hiç düşünmüyordum da. Artık çiftliğin ve fabrikanın başında ben varım. Ama maksadım sadece işlerin başına geçmek değil. Artık Muzaffer'i her yerde, cemiyet hayatında da temsil etmek istiyorum. Bu konuda bana yardımcı olur musun? Ne demek, seve seve. Bir an önce partili olmak istiyorum. Bence de. Bu konuda Muzaffer seninle gurur duyardı. Bu vazifende de fevkalade muvaffak olacaksın. Muzaffer'in eşinin partimize katılması büyük ses getirecek. Hatta bunu bir törenle yapalım. Peki, tamam. Şehrin ve partinin ileri gelenlerine bir yemek vereyim. Çok iyi fikir. Artık partimizin önde gelen bir üyesi olacağından eminim. Bu konuda sonuna kadar senin yanındayım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.